Herkese merhaba arkadaşlar. Bütün katyo komutların üzerinden geçme serimizde şimdi referans elemanlarına bakacağız. İlk önce nokta ile başlıyoruz. Referans elemanlar menüsünden nokta'yı seçiyoruz ve ilk seçeneğimiz koordinat tanımlayarak noktayı belirleme. Hemen burada tanımlı koordinatlarımız var. Onları kullanabiliriz. Burada X'de 100, Y'de 75, Z'de de, x de 100, y 75, z de de 50 milimetre de bir noktamız olmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi burada görüyoruz ve burada e, referans düzlem olarak da e, merkez e, noktası yani orijin noktası 0 0 0 eksen takımı olarak da standart x parça açıldığındaki eksen takımını kullanmayı seçtikten sonra OK'ye bastığımızda noktamızı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi buradaki ikinci seçeneği aktive edebilmek için hemen bir ikinci bir eksen takımı oluşturalım. Bunun orijinini yeni oluşturduğumuz nokta yapalım. X eksenini burada koordinatı olarak tanımlıyoruz. Hemen mesela x eksenini ters olarak tanımlayalım. Eksi 1. Okey. Gördüğünüz gibi x de terse bakıyor. Y'yi de sağ tıklayıp koordinat dedik. Buna da ters yönde bakalım. Z yine aynı yön olsun. X le. Y yeah, ters yönler olsun. Ee, diğer kuralları aynı bırakarak okey de basıyoruz ve bir eksen takımımız oluştu. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar aynı koordinat istiyoruz. 175 eksi 50 ama bu sefer eksen takımı kendi otomatik zaten burada oluşturdu. Axis System 1 olarak ve tamamen onun merkezine göre hareket ediyor. Şu anda mesela burada başka bir nokta oluşturmuş olsaydık ya da sağ tıklayarak create point diyebiliyorsunuz. Bu sefer başka açılıyor. Mesela 0, 10, 20 olarak tanımlayalım. Eksen takımını clear selection dediğimizde default'a döner. Yeni yeri olarak burası tanımlansın. Değişiklik olsun. Z'li yukarıda çalışalım. Yani böyle bir nokta tanımladık. Diyoruz ki tekrar geriye dönüyor. Şimdi nokta 5'e göre eksen takımı 1'e göre bakıyoruz. Buradaki eksen takımına göre x'i konumluyor. Bunu, bu noktaya göre bu noktadan başlatıyor. Ve x arkayı gösterdiği için buradan 100 arkaya doğru gidiyor. Y bunu yönü gösterdiği için 75 artı bu yöne doğru gidiyor. Bu noktadan referans noktasından 0.5 olarak belirlenen z'i de yine yukarı gösterdiği için eksi 50 aşağı giderek bu yeni noktayı buluyor. Bu şekilde referansların kullanımını da bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Ve yeni noktanın oluşumunu sağlamış oluyorsunuz. bu Point 4'ün altında bir point 5 görüyorsunuz. Çünkü point 5'i point 4'ü oluştururken oluşturduk. O yüzden bu bunun altına giriyor otomatikman. Bir sonraki videoda nokta oluşturmanın diğer seçenekleriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.